Hiç diğer insanların sizin gibi hisleri olup olmadığını merak ettiniz mi? Belki sizin kırmızı gördüğünüzü başkası yeşil görüyor. Belki başkaları dünyayı hiç deneyimleyemiyor. Belki diğer insanlar gibi görünenler aslında zihni olmayan robotlar. Filozoflar buna öteki zihinler problemi derler. Eğer biliyorsak diğerlerinde bizim gibi deneyimlerinin olduğunu nasıl biliyoruz? Başkalarının da bizim gibi zihni olup olmadığını asla öğrenemeyeceğimizi düşünenlere öteki zihinler hakkında şüpheci denir. Bir insan neden öteki zihinlere karşı şüpheci olabilir? Şüpheciler kendi deneyimlerimizi direkt olarak bilebilirken, kendi duygu ve algılarımızı anında erişebilirken, başkalarının deneyimlerini yalnız onların dışsal davranışlardan öğrenebildiğimize dikkat çeker. Bu yüzden şüpheci neye anında erişebildiğimiz hakkında bir varsayımda bulunur. Kendi zihinlerimiz ve dış dünyada algılayabildiğimiz şeyler, fiziksel gerçekler ve vücut hareketleri gibi. Başkalarının zihni hakkında nasıl bir şeyler bilebiliriz? Öteki zihinler hakkında şüpheci olanlar bunun imkansız olduğunu söylerler. Argümanlarını yapmak için şüpheciler genelde şüpheci bir senaryoya başvururlar. Şüpheci bir senaryo, olayların gerçekte olduğu gibi göründüğü fakat yine de inandıklarınızın çoğunun yanlış olacağı bir olası bir durumdur. Hadi filozofların ters çevrilmiş spektrum dediği duruma bakalım. Beraber olgun bir çileğe baktığımızı hayal edin. Aynı çileğe baktığımız halde çilek her birimize farklı görünüyor olabilir. Belki çileğin rengi bana, sizin gördüğünüz limonun rengi gibi görünür. Yine de renk sözcüklerini öğrenme şeklimizden dolayı aynı nesneleri kırmızı ve yeşil olarak adlandırırız. Ben de aynı sizin gibi limonların yeşil ve olgun çileklerin kırmızı olduğunu söylerim. Ama benim limona baktığımda deneyimlediğim, sizin bir çileğe baktığınızda deneyimlediğiniz renktir. Yani deneyimlerimiz birbirlerinin tam tersidir. Benim deneyimlediğim renklerin sizinkinin tam tersi olmadığından nasıl emin olabilirsiniz? Sonuçta sizin güvendiğiniz tüm fiziksel ve davranışsal kanıtlar benim deneyimim tersine çevrilmiş olsun olmasın aynı olacaktır. İki durumda da ben aynı nesneleri kırmızı diyeceğim. Bu yüzden şüpheci sizin tam tersi bir durumda olmadığınızı bilmediğinizi söyler. Ve eğer tam tersi bir durumda olmadığınızı bilmezseniz deneyimlerimizin aynı olduğunu da bilmezsiniz. Yani siz benim renk deneyimimin sizin gibi olduğunu bilmezsiniz. Ters çevrilmiş spektrum olayları öteki zihinler hakkında yerel şüpheci senaryolardır. Bu, onların sorguladığı bilginin renk deneyimine özel olduğu anlamına gelir. Fakat öteki zihinler hakkında daha küresel bir şüpheci senaryo düşünebiliriz. Küresel şüpheci bir senaryoda sizin öteki zihinler hakkında inandıklarınızın hepsi yanlış olurdu. Örneğin, dünyadaki diğer herkesin gerçekten bir robot olduğunu varsayalım. Robotlar akıllıca programlanmışlar. Bu yüzden senin tıpkı onların durumunda davranacağın gibi davranırlar. Ama hiç deneyimleri yoktur. Şüpheci, gerçek durumu herkesin robot olduğu durumundan ayırt edemeyeceğinize dikkat çeker. İki durumda da kendi deneyimlerinize ve başkalarının davranışlarına erişiminiz var. Ve ikisi de aynı görünür. Ama robot durumunda sizin öteki zihinler hakkında inandığınız her şey yanlıştır. Başkalarının zihni olduğunu bilmezsiniz. Yani şüpheci doğru mu? Cheese.